Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ekranları karşısında bizi izleyen saygıdeğer Rehber TV izleyicileri, öncelikle hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Aile Bağları programımızın bu haftaki konusu, salgın hastalık dönemindeki aile bağlarımız. İnşallah gerek genel manada bu konuya değinmek ve bu süreçteki eğitimle ilgili konulara da başka bundan sonraki programlarımızda değinmeye çalışacağız. Temizlik hususunda İslam medeniyetinin bize sunduklarıyla yetinirsek kanaatimce sorun çözümlenecektir. Şahsen ailemde hiç kolonya kullanma gereğini duymadık. Normal hayat şartlarımız, inanmanızı isterim ki pandemi önceki dönemde alınan tedbirlerin aynısı aile kültürümüzde devam etmiştir. Ailede hiçbir farklılık olmadı. Sadece maske ve insanlarla mesafe noktasında aldığımız bazı tedbirler ki buna da fazla bir yabancılık çekmemekteyiz. Netice itibariyle ortada bir sorun vardır. Sorunun gereği tedbirlerin alınması lazım. Hele bir de evlerimizde o büyük tecrübe sahibi yaşlılarımız ve hastalarımız varsa onlara göstereceğimiz saygıdan ve alacağımız tedbirlerden Yüce Rabbimizin razı olacağını hesaba kattığımızda eminim ki sorun daha rahat çözümlenecektir kardeşlerimiz. Evet, yeni süreçle ilgili Müslümanların yeni bazı planlamalar yapmaları gerekmektedir. Çünkü bu yeni süreç gerek iş sahaları, gerek eğitim öğretim ortamı, gerek sosyal yaşantının bazı hususlarında ve benzeri durumlarda vaziyeti gözden geçirmemiz ve büyük İslam medeniyetinin geniş dairesinin keyfe kafi olduğu inancıyla bazı tedbirleri almamız büyük önem arz eder. Burada da öncelikle aile reisleri başta olmak üzere ailenin bilinçli fertlerine büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir. Eğer biz bu görevleri ve sorumlulukları Allah'ın rızasını gözeterek ve akıllıca, mantıklıca ve gerçekten de bilgi dahilinde çözersek bizim bu noktadaki imtihanımız da hafif geçecektir ve daha ağır bedeller de ödenmeyecektir. Gerek maddi ve gerek manevi yönden de biz bu süreci rahat atlatacağımıza inancım sonsuz kardeşlerimiz. Aile içi iş bölümü yapmak netice itibariyle daha çok aile fertleri aile içinde bulunmaktadırlar. Bu hususta şahit olduğumuz birkaç tanıdık ailemiz söz konusu. Her çocuğun aile içinde günlük yapacağı mutat işler vardır. Bu işler içerisinde gerek eğitim öğretimle ilgili planlaması, gerekse ailenin temizlik, yeme, içme gibi hususlar ve aile içi ve dışıyla ilgili bazı işlerin yürütülmesi konusunda aile reisliğinin başkanlığında makul bir zamanda böyle bir sohbet ortamında bir iş bölümünü önerip ailede gerçekten de böyle herkesin bu dönemde de bu süreçte de memnun oldukları, mutlu oldukları dikkatimizi çekmektedir. İşte bu planlama içerisinde özellikle en büyük sorumluluklarımızdan biri Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde kulluk görevimizin gereği 5 vakit namazımız. Bunun dışında Kur'an'ımız, yani bizim kulluk programımız olan Kur'an'ımızla olan beraberliğimiz, Allah Resulü'nün sünnetinde bizler için öngörülen o güzel edep ve adabın dusturlarını öğrenme, bunun haricinde özellikle aile büyüklerinin aile fertleriyle nitelikli birliktelik dediğimiz husus büyük önem arz etmektedir. Ve özellikle ailedeki alınan bu tedbirlerin, unutmayalım ki bu imtihan döneminde de Yüce Rabbimizin ilahi mükafatına mazhar olacağına bizim asla şüphemiz
bulunmamaktadır. Bunun dışında aile içi etkinlikler düşünülebilir. Hayat gerçekten eve sığar. Gerçekten aile bizim dünyevi ve uhrevi saadetimizin muhteşem bir köşesidir. Eğer hanımefendiler ve beyefendiler eş tercihinde bilinçli bir temel atmışlarsa, altyapıyı oluşturmuşlarsa bu noktada bu imtihanı daha rahat atlatacakları şüphesizdir. Ama bunun dışında maalesef dışarıya çıkmak, gezmek, tozmağı bir tiryakilik haline getiren ve bu konuda bağımlı olan, ekranlara bağımlı olan ve keyfi hareket edenlerin imtihanları ağır geçecektir. Unutmayalım ki bunun sebepleri de kendi zafiyetleridir. Öyleyse biz Müslümanlar kendi zafiyetimizin suçunu da imtihanın ağırlığına yüklemek yerine alacağımız tedbirlerle çözümün sorunların daha da hafifleneceğini unutmamamız lazım. Bunun dışında tabii hayırda yeni çığırlar açılabilir. Geçen gün bir çöp konteynerin yanından geçerken bir sehpa dikkatimi çekti. Böyle bir masa gibi bir malzeme dikkatimi çekti. Doğrusu çöp konteynerinin yanında böyle nezih bir malzemenin olmasının hikmetini şöyle bir inceledim. Baktım ki oraya özellikle genellikle kedicikler, köpekler, kuşlar olur. Hayvanlar çöplerin etrafında dolanmakta. Meğer bir ailemiz tertemiz bir kutu getirmiş oraya. Onun üzerine de muhteşem bir yazı, bir hadis-i şerif yazmış. Yerdekilerine merhamet etmeyenlere göktekilerin merhamet etmeyeceği hadisini de yazmış ve hemen o kutunun yanına kediler için bazı ikramlar koymuş. Şimdi eminim ki bu kardeşimiz bunu yapan İslam medeniyetine mensup bir kardeşimizdir. Çünkü Müslümanlar tarih boyunca öncelikle insana saygıyı zirvede tutmuşlar. Kul hakkına büyük önem vermişler. Bunun yanında hayvan haklarına dahi saygı duymuşlardır. İşte bizim kendi böyle mahallemiz tertemiz Müslüman bir mahalle. O mahallede böyle örnekleri de görünce hakikaten mutlu oldum, sevindim, Allah'a hamd ettim ve benim için de bir çığır açmış oldu doğrusu bu kardeşimiz. Onun için sizler de şöyle bir düşününüz. Kimi çocuklarımız evimizde bakıma ihtiyaç duyanların hizmetine sunulabilir, o hizmeti görebilir. Kimi evlatlarımız, kimi yavrularımız aile içinde daha iletişimdeki diyalogların güzelliğinden tutun. İş bölümü yapılan ortamda dahi yeri geldiği zaman kardeşlerine ve işinin gereği çalışana yardım etmesi, fedakarlığını yaşaması ayrı bir nimettir değerli kardeşlerimiz. Bunun yanında kardeşlerimiz özellikle hamdolsun ki Müslümanız, İslam'ın sabrı, İslam'daki fedakarlık, İslam'daki infak ve benzeri şiarlarımız bu dönemde gerçekten de bizim imdadımıza koşmuş değerlerdir. Sabrımız olmasaydı biz Müslümanlar bu süreci yanlış yorumlayabilecektik. Eğer sabrımız olmasaydı bizler bazı isyanlarda bulunabilecektik. Hamdolsun ki bizler Müslümanız ve sabrımızla, fedakarlığımızla, infakımızla özellikle bu süreçte kitap okumak ve benzeri bazı bilinçlenme ve sohbet programlarına katılma gerek aile içinde gerekse de ailenin muhtelif akrabalar arasında alınan tedbirlere binaen alınan bu tedbirler büyük güzelliklere vesile olmuştur. Özellikle en önemli noktalardan biri
teknolojinin sorumsuzca kullanmaması. Hasreten ailelerimize istirham ediyorum. Bazı mahalledeki çocuklarla çocuklar bir ortamda gelip çok olumsuz oyunlar oynayıp ve özellikle iletişimde de gayri ahlaki konuşmalar ve küfürler dahil olmak üzere bir tarafta ekranlar tarafından yozlaştırılırken ekranların olumsuz programları, öte tarafta da kardeşlerimiz kötü arkadaş seçiminin kurbanı olan evlatlarımız temelde çok yanlış eğitilmekte ve geleceğin potansiyel suçluları haline gelmektedirler. Evet kardeşlerimiz, ailemizle ilgili öncelikle aklımıza gelen bu husus, fakat zamanımızın da sonuna geldik. Aslında bu konuda ailelerimize söyleyecek çok güzel farklı öneriler de vardır. Ama ben eminim ki böyle az da olsa bu söylediklerimiz üzerine biraz da sorumluluğumuzu eklersek, bildiklerimizle amel edersek Rabbimiz bilmediklerimiz noktasında bize yardımcıdır. Buna şüphemiz yoktur. Evet, programımızın sonunda bizleri izleyen, başta kronik hastalarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere bütün izleyicilerime saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerimiz.